olman gereken yerdesin. Gerçekten öyle. Kendimi amatör hissettim. Yapamayacağım bir işin arkasında duramıyorum ya. Yani gerçi iddialı bir adamım ama bazen de her işi bilen erbabı yapmalı. Yanlış mıyım? Haklısın. Şimdi bir yaz türlüsü yapıyoruz ki fırında zahmetsiz 10 dakikalık iş. Yaptın, attın fırına, gittin içeri muhabbetini, et sohbetini, et kahveni, iç balkona çık, komşuna seslen, çamaşırını az, yerini üt. Ve her şeyi yapabileceğin, vaktini ayırabileceğin şu an hızlı pratik bir yemek. Ana yemek desen ana yemek. Etin yanına garnitür desen garnitür. Sadece yazın tabağını oraya koyup ortaya, yanına bir yoğurtlukla geçiştirici bir öğün desen yine öyle. Bir dilim karpuz, bir dilim peynir, yanına da bu yemek, bütün yazını geçirebilirsin. Öylesine lezzetli, öylesine pratik. Daha nerede bulabileceksiniz böyle lezzetli yemekleri? Değil mi ya? İşte şef kapımda farkıyla. O zaman Sumurcuğum, sen şu malzemeleri bir say, biz de şu hızlı pratik yemeği bir yapalım. Gördünüz mü Yasemin Hanım? Konu yemek olunca nasıl da pazarlıyor. Ya, iyi pazarlıyorsunuz kendinizi, yemeğinizi bakıyorum. Teşekkür ederim, iyi oldu falan çünkü. Ya, çok güzel. Ben teşekkür ederim. O soruyu burada sorsaydım 10 değil 20 tane bile sayardın. Tabii. Evet. Kaseyi tutuşumdan patatesi soyuşuma, biberi kaldırışımdan patlıcanı doğrayışıma. Her detayı ayrı ayrı yetenek olan yemeği yapıyoruz. Yine övünmeye başladın. Ben malzemeleri sayayım. Malzemeleri sayıyorum. Fırın poşetinde lokum gibi türlü için gerekli malzemeler. 2 adet patates, 2 adet orta boy domates, 2 adet patlıcan, 6-7 adet yeşil sivri biber, 2 adet büyük kapya biber, 4 diş sarımsak, 1 adet küçük soğan, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı sebzeli çeşni. Hızlı ve pratik dedik. Size hiçbir şey yaptırmayacağım. Her şeyi ben kendim yapacağım. Tabii genelde de öyle yaparım zaten. Bilmez miyim? Bu aralar bir ona döndüm galiba. Hakikaten ben yapıyorum yemekleri. Bir iki evde böyle yaptırdık misafirlere. Tahsin Şef türlüğü yapmaya patatesleri soyarak başlıyor. Evet. Çölyak hastalığı var. Direkt gluten yememesi gerekiyor yediğinde şişkinlik yapan. Onlar kullandığınız kaba kaşığa kadar etiket mutlaka okuyun, ona göre alışveriş yapın. Arkadaşım öyle zaten. Evet, özel, her şeyse özel. Anneyle baba da yok, kendisinde var. Hep tercihleri bile ayrıdır yani. Bu da bilgi. Evet, harikasınız. Bu bilgiyi nereden bildiğimi bir sorsanız. Evet, nereden biliyorsunuz? Bir yarışma. Ve harika yani. Yarışmaya katıldık. Yarışmanın konsepti de, bu ulusal bir yarışmaydı, yani şehirler arası bilinen bir yarışma. Yarışmanın konsepti de gluten hastalığına yemek yapıyorsun. Biz yemekleri yaptık, koyduk. Ardından yemek güveçte sunulmuş, bir rakibim vardı. Yemek nasıl güzel gözüküyor biliyor musunuz bunu? Bak sana anlatamam, kendi yemeğimden çekindim. Sonra bu bilgiyi şöyle biliyorum. Tuğla fabrikasında ve güveç üretiminin olduğu alanda, fabrikada bulunduğum için babamla, bunu yaparken un tükettiklerini gördüm. Ayırmak için onları fırınlamadan önce vesaire. Bunu görünce hemen Tahsin Bey'in de çam şimşekler çaktı. Dedim ki bu güveç gluten için uygun değil. Hemen aradım jüriyi, yani yanına gittim, dedim ki böyle böyle şefim, bence buna bir bakmalısınız. Evet. Gibi gibi. Sonra kullanılan güvecin etiketine bakıyorlar. Eser miktarda gluten bulunduğu için tabak iptal ediliyor. Ve ben derece almıştım. Ve helal olsun size. Yani buna ne diyeyim ki ben? Diyecek bir şey bulamadım. Bu azimdir. Bu zekadır. Bu hırstır. Körü körüne de bir hırs değildir. O yüzden kazanılmak için de her yol doğru olursa mübahtır. Yalan yok, iftira yok. Kumpas yok. Aynen. Hiçbir şey yok. Tek yaptığım gereken şey doğruları açığa çıkarmak. Seni alan kız yaşadı vallahi, ben sana söyleyeyim. Aa. Maşallah, şuraya bak ya. Şimdi bak, bu marifet işte. Teşekkür ederim. Ama ben şey değil miyim, sanki böyle normal sohbete muhabbete evet, gelmiş biri gibi böyle yanına yaslanmış yemek yapıyorum. Evet. Bak, bak pratik. Bunu televizyon karşısına aldın sebzeyi, geçtin karşısına ya da balkona. Öyle konuşurken komşunun hem konuşuver hem birbirini doğra. Ama sen çok serpiyorsun. Sen, sana yakışıyor. Peki pratik yemek olarak bize kendin bulduğun. Ya Yasemin abla da şu tarifi bir yapsa da bir yesek. Yok, öyle yok.
Yasemin Hanım daha çok yemeği seviyor. Ben de öyle bir izlenim bıraktı. Ben yemeği seviyorum. Gerçekten. Evet. İşinizin eli lezzetli mi? O evet. O şimdi ona deseniz ya, o pilavı yapar, tavuk çok güzel yapar. Üşenmiyordu. Yok çok şükür. Çiğ köfteyi çok güzel yapar. O çiğ köfte el yapımı mı? Evet o ev yapımı. Buyurun onu alın yiyin. Bunu söylediğiniz iyi oldu. Ben buradan rahat rahat yerim. Çünkü dolabın önünde ışık var. Hayır bizim babamız dışarıdan yapmaz. Almaz şöyle. O ışık azıcık kayar benim rengim giderse olar çıkartırım. Ay vallahi ben karışmam. Ya yeme ya. Sen kaşındın ben ne yapayım söyledim ben de doğru. Ben doğruyum işte doğrucuyum. Böyle şeyleri kulağıma ne söyle. Ne yapayım doğrucuyum ben işte. O öbürü bak onu bulamıyor ama nerede olduğunu bulamıyor şu anda bak. Benim bulamayacağım bir şey olabilir mi? Sen bak. Gitmeyeci gidiyor. Bile bile yandı yüreğim şu ama an. Ama ne yapayım sen ye dedin. Sen söyleyince bu da zorun. Suçlu ben oldum. Evet sen oldun tabii. Canımız sağ olsun. Eşiniz bana yapar davet eder ben de gelin yerim. Yok getiririm. Nerede olursan ben getiririm sana. Sen merak etme. Yeter ki iyisi. Gördün mü? İnsanların seni bu kadar sevmesine hem şaşırıyorum hem hayretle izliyorum. Bence şaşırmıyorsun kıskanıyorsun. Yok sanmam. Kıskananlar çatlasın. Çatlasın o her çatlasın. Zaman öyle olsun. Beni sevmiyor musunuz? Aa, siz de seviyorum. Lütfen o ayrı. Gerçekten keyif alıyor musun? Alıyorum tabii ki alıyorum. Almasam ben sana söyler miyim? Seni seviyorum. Ya ve seviliyorsun da. Allah o çok Allah. Güzel maşallah. Hepinizden Allah. Gerçekten yok. Öyle bir mesajlar alıyorum. Şefim al hadi. Boğazımdan geçmedi. Gerçekten çok güzel olmuş. Ve şey elbenler ne yapar? Titizli konuda. Ya el lezzeti önemli. Yok şey yapmaz. Sevmiyor öyle. Gerçek ev yani yapımı o. Bütün baharat, Elazığ yöresinin baharatları. Evet, onlar hep Elazığ yöresinin baharatları. Eşiniz Elazığlı o zaman. Yok, Elazığ bir arkadaşın el almış. Ha. Evet. Bu arada bayağı ama Selanikli beyefendi ama işte bu çiğ köfteyi çok seviyor yapmasını. Ben bazen diyorum yani bir sorup araştırmak lazım diyorum. Hayırdır ama diyorum iyi. Yani. Ben de Selanikliyim. Ben de çiğ köfteyi çok severim. Evet, yani o yapmasını da çok seviyor. Selanikliler genelde zaten böyle çiğ şeyleri seviyorlar. Böyle uzun uzun diye pişmiş yemeklerle hiç araları yok. Yok canım. Yanlış mı düşünüyorum? Hayır canım hiç öyle olur mu? Ne alakası? Ay çok tatlısınız. O zaman Zumur'dan öyle biliyorum. He. Zumur zahmetli yemekleri sevmez. Ha yok canım seviyordur o da seviyor. Çiğ köfte o ayrı. Şefim çiğ köfte çok iyi değil mi? Çok iyi. Acısı böyle sonradan geliyor. Acı da yok dengeli de acısı. Evet dengesi her şeyi yapıyor. Tabii baharatlarına özel. Canlar ekşisini. Evet. Marula sarcan. Heh. Özel yapıyor gerçekten. Bir gün çiğ köfte yoğuralım. Olur. Zumur. Efendim? Malzemeleri bulursak bir gün çiğ köfte yoğuralım. Malzemesi çok mu şefim? Bulgur. Evet. Bir de yağ. Baharatı var ya bir de o şeyi. Ya baharat da çok önemli. Çiğ evet. Köftelik bulgur farklı bir bulgur ya öyle her evde olmaz bence. Normal bulgurdan da yapılıyor tabii. Yok, ama bulguru evet doğru söylüyorsunuz. Ne farklıdır. Farklı. Bak bu patlıcanın burası gidiyormuş az kalsın. Onu da atalım. Şöyle. Bu tavuk suyu da oldu sayılır. Ben onu bir süzeyim hem o soğusun o arada. Biz öbür yemeğe geçmeden onu bir diteriz hızlı. Ne yaparız? Diteriz. Ditmek. Tavuk ditmek. Didmek olmasın o. D harfiyle. Fırında olacak ya çok güzel. Hafif olacak, ağır olmayacak, evet. Hızlı pişecek, vakit harcatmayacak, kızartmayla uğraştırmayacak. Fırın torbasında olduğu için her tarafı eşit. Evet. Şu fırın torbası çok büyük bir icat. O bütün koca tavuğu normalde işte 50 dakikada fırında yapıyorsunuz. 25 dakikada kesin sonuç alıyorsunuz. Her tarafı lokum gibi sulu. Çok büyük icat. Kullanıyor musun? Ya ben öyle sevmem öyle. Bir saniye. Şefim bir şey dikkatimi çekti. Ne? Bunca malzemeyi sadece yarım çay bardağı yağla mı pişireceksin? Gerçekten bir çay bardağı değil yarım çay bardağı zeytinyağı kullanıyoruz. Zaten kızartmıyor ısıl işlemle birebir kalmayacağı için zeytinyağını bu noktada koyabiliriz. Yanmaz, koku çıkartmaz, etkilemez. Normalde kızartmalarda zeytinyağını sakın kullanmayın. Üstüne basa söylüyorum. Bazen diyorlar zeytinyağında kızartsak olur mu arkadaşlar? Zeytinyağında kızartınca da aynı. Hatta daha tehlikeli. Ne zeytinyağının diyor? Yanma olayı çok hızlı olduğu için kızartmalarınızı lütfen zeytinyağında yapmayın. Bitkisel yağ. Öyle mi? Diğerleri. Bunda yani hep böyle şeyde yapıyoruz. Zeytinyağında kızartma olmaz, tavada soteleme olmaz. Bunda öğrenmiş oldu bakın. Zeytinyağı pişen bir ürüne sonradan ilave edilir. Ya da fırın yemeklerinde ilave edilip konulur. Hmm. Çünkü fırın ne kadar sıcak olursa olsun birebir ısıyı temas etmeyip hava yoluyla ilettiği için hani alttan vuran yani şöyle diyeyim. Tavayı ocağa koyduğunuzda alttan bildiğiniz 300-400 derecelik bir ısı vuruyor. Tek bir noktada. Yağ da buna mahsur kalıyor ama fırın içerisinde 270 derecelik bir ısı en maksimum o da. O da havada da döndürdüğü hava büyütmemi 150 derece falan geçmez. Geçmez yani.
Tahsin Şef bir yandan önemli bilgileri paylaşıyor, bir yandan da türlünün patlıcanlarını doğruyor. Sırada kuru soğan ve kabukları soyulan domatesler var. Emeklilik günleriniz nasıl geçiyor Yasemin Hanım? Vallahi emekli olduktan sonra o kadar güzel geçiyor ki. Arkadaşlara kahve içmeye gidiyorum eski dostlarımla birlikte. Ay. Ama o kadar güzel geçiyor anlatamam. Dünya hani derler oldu. Hani ben oturmuyorum evde tabii, geziyorum işte arkadaşları. Süper. Geziyorum yani. Ve iletişiminizde zorluk, yani şöyle atayım, Yasemin Hanım'la tanışmak ve tanıştığı zamanda da böyle ilk dost olabilmek zor mudur? Kolaydır. Hayatınıza girmek kolay, çıkmak? Kolay. Ben çıkartırım. Çok çabuk. Çıkartırım. Hata yapmayı versin. Yapmasın. Gerçek bir dost olarak yapmasın, ben çıkartırım. Tahammülünüz? Yok. Trabzonlu bir ikizler burcu olarak şaşırdık mı? Ben hayatımda zor insan çıkartırım bu arada. Yok, o çıkartmak zorundasınız. Gerek i̇şte onu yapmadığım için zaten sonrasında acılı bir kaybediş oluyor. Ve ben çok hırslanıp sinirleniyorum. O zaman size oluyor işte ona. Ben sevdiğime bir tutunuyorum. Allah ondan sonra çeksin ki kolunu bacağını, kurtulsun ben. Bitti, bu kadar. Ama eğer gerçek tahammülümün dolması çok zor o konuda, ama sevdiğime işte. Sarımsal da iliyle doğruyorum. Çok şey yapmayacağım. Bak, evet. O kadar tek birlik kabın içinde, evet, yani. Hani evet, bakma evet. Biz burada hepsini çekiyoruz diye biraz sabahları pisletik ama makineye dizeceğiz söz. Tahsin Şef bulaşıkları makineye dizer finalde. Dizerim. Evet. Dizmiş değil onu mi? Onu yapacağınız inanıyorum. Teşekkür ederim. Yani o yüzden yani böyle pratik tek bir kabın içerisinde yemeği yapıp torbaları doldurduktan sonra harika pişirebileceğiniz, evet, evet, tarif. Çok hızlı güzel. Pratik ama. Şimdi. Tamam. Şu tavuğu bir süzeyim ben ya. Bir süzeyim ki olsun şunu aldım. Kapatıyorum. Minimum bir saat kaynatıyoruz. Şöyle. Mis gibi koktu. Lades tutuşacak mıyız? Onu bakalım, bakacağız soğuyunca kemiği kırmış mıyım kırmamış mıyım, bir bakacağız onu. Kemiği kırmadıysam oynarız. Şöyle tencere koyduk. Bu soğusun. Hatta şunu alıyorum boş tencerenin üstünde daha çabuk. Şunu alttan tavuk suyunu buharı vura vura soğutmaz onu. Bunu çorba yaparken etlere de kullanacağız. Lezzet ya, şuraya baksana. Temsiz. Bak bak. Hiçbir yağ ilavesiz tavuğun bütün kolajenini ve yağını böylelikle almış güzel olduk. Yapıyoruz. Bu da nedir? Lezzettir. Evet. Lezzettir, lezzettir, ama lezzettir. Ama sizinkisi tam bir lezzet olmuş. Buradan kendini gösteriyor. Estağfurullah, olur mu? Şey, sizin yaptığınız öyle oluyor. Vallahi eminim. Bak. Şu sarımsaklarımı güzelce doğrayayım ben. Zaten iyi de konuştuk. Çok da güzel koktu. Biz hemen işi hızlandıralım. Evet. Ben bunun içerisine bütün bu baharatlarımı, yağımı, salçamı, her şeyimi koyacağım. Evet. Güzelce de harmanlayacağım. Ardından da fırın torbalarına bölüp, evet, tepsimin içerisine alacağım. Torbaya da 3-4 delik açıp hemen fırına atacağım. Sadece bunu biraz hızlı yapmak istiyorum. Şu salça yatarken de korkuyorum bu arada. Şöyle üstte koyabilirsin. Şöyle. Tahsin Şef türlü için doğradığı tüm sebzelerin üstüne sıvı yağ, salça ve baharatları ekliyor. Bir araya gelen malzemeleri harmanlayıp karıştırarak lezzetlerin birbirine geçmesini, iyice özdeşleşmesini sağlıyor. Bütün sebzeleri birbiriyle karıştırıyorum. Şimdi bunu iki torbaya böleceğiz bu malzemeleri. Tamam. Biraz elinde bulayacağım. Olsun. O sırada da tavuğum soğuyor. Bir tavuğu dileceğiz. Sonra ne yapacağız? O tavuğu dittikten sonra birleştirme için buraya tekrar geri geleceğiz. Tatlıdan hemen önce. Sonra da bir tatlı yapacağız ki o çilekle birlikte. Of. Yemede yanat. Türlü fırında kaç derecede ve kaç dakikada pişecek? 250 derecelik fırında 25 dakika pişirmeniz gayet yeterlidir. Fırın torbasının süresi budur. Hatta bu bütün bir et olmadığı için sebzeleri ben tane diri diri daha severim. 20 dakika bile yeterlidir ama bu sizin zevkinize göre tabii ki de değişir. Eğer diri sevmiyorum, daha helme helme olsun derseniz yani, de istediğinizi yapabilirsiniz. Öbürüne de koyacağız şimdi. Tahsin Şef türlünün lokum ebatında doğradığı sebzelerini lokum gibi pişirmek üzere fırın poşetine yerleştiriyor. En ucundan bağlıyorsunuz bu arada. Fırın torbasının en büyük hata şu, dipten yapmıyorsunuz bu işlemi. En ucundan bağlıyorsunuz. İçine ne kadar az olursa olsun, ne kadar çok olursa olsun. Bak, bunu da bilmiyorum. Bu alanı, evet, fırın torbasına sağlayacaksın. Evet. Ardından şöyle bir şey yapıp şöyle üç yerinden küçük delik açmanız yeterlidir. Ve şunu şöyle yukarıda bırakacaksınız. Aynı işlemi buna da yapıyoruz. Püf noktalarını hem anlatan hem de uygulayan Tahsin Şef,
fırına yerleştirmek üzere türlüyü hazırlıyor. Fırınıma gidiyor. Mis mis görünüyor. 20 dakika sonra bizimle kesin bir buluşmaya hazır bir hale gelecek. Biz şimdi şuraları bir toplayalım. Tavuk malzemeleri hazır, şunu da bir didelim. Güzelce. Evet. Sonrasında tatlı malzemelerini de koyalım buraya Zumur. Tavuğu birleştirir, terbiyesini veririz. Ardından hemen tatlımızı da yapar, hayatımıza devam ederiz. Nasıl fikir? Vallahi bugün muhteşemsin. Birazcık da tatile gideceğim diye mi hızlı hareket ediyorsun anlamadım ama. Bir videolar çekeceğim. Hafta başına klip çekip geleceğim. Onlardan böyle bir kesit. Açılışı öyle yapayım. Bu güneş de geliyor gidiyor, bizi bir darladı, bir garip oldu. Evet. Evin güneş alıp almadığında buradan anlarsınız, artık başka da bir şey demeyeyim. O yüzden de demiyorum. Hemen tatlıya geçiyoruz. Tatlı öncesi çorbanın hazırlıklarını tamamlamak üzere kolları sıvayan Tahsin Şef, haşlanan tavuk etini küçük parçalar halinde didikliyor.